Çay üretimi Türkiye'nin en önemli tarım kollarından biri olmasına rağmen hem üreticiler hem de tüketiciler isyan ediyor. Artan maliyetler ise bu isyanlarını daha da artırıyor. Rize'de çay üreticileri 3. hasat dönemi için çay bahçelerine girmeye başladı. Ancak hem üreticiler hem de esnaflar fiyat artışlarının yeterli olmadığına dikkat çekiyor. Bizim sattığımız belli, alacağımız dediğim gibi belli değil. Benzinliydi ya, geçen sene şu bezi 15-20 liraya alıyordu, şimdi 70-80 lira. Hesabını sen yap. Benzinini, yağsını dediğim gibi, getirisini, götürüsünü hesap etsek kalmıyor yani. İnan ki kalmıyor, dediğim gibi yani burada 3-5 sene önce yine bir şeyler kalıyordu. Bu kadar hayat pahalılığı değildi yine. Yani şimdi en az 20-25 lira olacak ki bu çay bizim alın terimize anca bir merhem olur yani. Toplamasak da başka ne iş yapacağız? Tarlada kalacak, mahsul kalacak. Başka bir işe gitsek yine hayat pahalı olduktan sonra nereye gidersen git. Mecbur topluyoruz işte. Ben 25-30 seneden beri buradayım. Burada 3-5 seneden beri ki bu çayın bu kadara yani bir para etmemez. Etse de yani ne olur yani birbirini karşılamayınca etse ne olur? Karşılamıyor. Şimdi icabında çay kurun almadığı çayı özele götürsün, götürmek istesen 10 lira. 10 liraya ben çay satınca bana ne kalacak? Deriye döksem yazık. Bana da yazık, mal sahibine de yazık. E çay kuru almıyor bu çayı. Düzensiz çaylar olunca zaten almıyor, haklıdır da. Özeller bari en azından özellere bir destek versinler. 10 lira. 10 lira nedir ya? Devlet şimdi eğer özel şirkete de bizim şeyimizin altına düşmeyeceğiz dese para eder. Düştüğü için, oraya sus demediği için para etmiyor. Memnun değil üretici fiyattan. Enflasyon çok yüksek. Çarşıya iniyorsun, doğru düzgün bir şey alamıyorsun. Aldığın para gidiyor işte. 16 lirası olması veya işte 25 lira olması, 50 lira olması çok da bir önem farz etmeyecek. Görüyorsunuz çünkü her asgari ücret yükseldiğinde fahiş fiyatlar çıkıyor ortaya. Önü alınamıyor. Yani asgari ücret bizim kriterimiz olmuş piyasadaki yükselişin. Bunun önünü alamadıktan sonra çaya istiyorsanız 1 milyon dolar söyleyin. Yani fark etmiyor. Altın olsa bile bizim için bir değeri olmayacaktır bunu. Yani en kötü 25 lira olması lazım. Bir üretici olarak 25 liranın altında çay satılmaması lazım bana göre. Çünkü bunun işçisine veriyorsun, giderleri fazla, bayağı da bir gideri var. Kanun çıkarması lazım. Devlet açıkladığı fiyattan altına kimse almaması lazım. Belli bir tarihte üreticiye ödeme yapması gerekiyor. Ama bunlar yok. Sadece devlet kendi işine bakıyor. Diğerine zaten umurunda değil. Ekmesinler, ne yiyeceğiz, ne içeceksiniz? İş orada. Tamam, ekmesinler, ne yiyeceğiz? Biz ne yiyeceğiz? Simitle çay içen en yükseğinden, yani en zengininden en fakirine simit çay. Böyle bir şey var yani. Kim ne nasıl olacak bu? ...16-17 lira devletin verdiği taban fiyat. İşçilik 7-8 lira civarında. Bunu bir de gübresini ekleyince, diğer işte nakliye bedellerini ekleyince, çay makası, çay bezi gibi bir takım bir şeyler daha eklenince üreticinin eline neredeyse bir şey kalmıyor. Böyle giderse de yarın öbür gün bu işçi elini bu tarımdan çekmek zorunda.
en azından özel sektörün bu fiyatın altında çay alamamasına dair bir çay kanunu çıkması lazım. 2 sene önce 1 kilo yaş çay parasına 3 ekmek alınıyordu. Çay 7 liraydı, ekmek 2 liraydı. Şimdi bakıyoruz özel sektör 10 liraya, 12 liraya yaş çay alıyor. Bir ekmek parası diyelim. 3,5 ekmekten 2 sene içinde bir ekmeğe düştü.